Herkese merhabalar ben Onur Alpay'dım. Bugün önümde bir Samsung Galaxy S5 var ve bununla ilgili kamera incelemesini yapacağız. Biliyorum ki kamera incelemesi kapalı bir ortamda ve sadece anlatılarak yapılmaz. Bu yüzden sadece genel olarak video kamera özelliklerinden bahsedip daha sonra çekilmiş olan örnek fotoğrafları paylaşıyor olacağım. Yani bütün inceleme sadece burada geçmeyecek. Şimdi derseniz kameranın nasıl çalıştığından ve biraz özelliklerinden bahsedeyim. Önce... Şuradaki arkadaki tombul kamerayı bahsedelim. Bu tombul kamera 16 megapiksellik bir arka kamera ve çok kısa sürede 0.3 saniyede otofokus yapabiliyor. Yani otomatik netleme yapabiliyor. Hemen altında da bir tane led ışığımız var. Önde ise çok da ekstra ya da farklı bir özelliği olmayan bir kameramız mevcut. Dolayısıyla öncelikli olarak arkadaki bu büyük kameradan bahsediyor olacağım. İsterseniz hemen biraz özelliklerinden bahsedelim. Şu ortada gördüğünüz gibi netleme ee, oldukça hızlı yapılıyor. Gördüğünüz gibi yeşil yeşile gelindiğinde bir e, netleme yapılmış oluyor. Şu şekilde birkaç tane deneme yapalım mesela. Şimdi dilerseniz hemen ayarları gösterelim. Şu sol alt kısımda ayarları tıkladığınızda e, çeşitli özellikler geliyor. Burada resim boyutuna karar verebiliyorsunuz. Ben şu an 16 megapiksellik mm bir resim boyutu fotoğraf boyutu kullanıyorum. Burada çoklu çekimler kısmında e, fotoğraf deklanşörüne, şuradaki deklanşörü uzun süre bastığınızda arka arkaya çekimler yapıyor. Bu güzel bir özellik. Ek olarak hemen resim dengeleme şeklinde bir tane özelliğimiz var. Yüz algılama. Burada bu arada anlatıyor. Düşük ışıkta flash kullanmadan önce parlak ve net resimler çekin. Cihazınız düşük ışık seviyelerini otomatik olarak algılar ve kamerayı buna uygun şekilde ayarlar. Karanlıkta fotoğraf çekerken bunu kullanabilirsiniz demişler. Yüz algılama kısmına gelecek olursak siz gülümsediğinizde ya da farklı insanların yüzünü gördüğünde oraya özellikle netleme gibi bir özellik var. Burada ISO ayarları dilerseniz değiştirebiliyorsunuz ya da ölçüm modları ile ilgili çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Fakat bunu e, ...videoda ya da şeyde yapamıyorsunuz. Sadece fotoğraflar üzerinde bunları özel yapabiliyorsunuz. Burada seçmeli odak diye bir özellik var. Bu çok güzel bir özellik. Siz e, bir tane cihazı, daha doğrusu bir tane e, ürünü gördüğünüzde... ...çekmek istediğiniz fotoğrafı gördüğünüzde arka kısmı flulaştırıyor. Ve bu e, daha dinamik ve sizin aslında göstermek istediğiniz objeyi... ...daha merkeze koyan daha güzel bir özellik. Profesyonel fotoğrafçılar bunu iyi kötü bilecektir. Burada video boyutu kısmı var. Burada 2K değil 4K video çekebiliyorsunuz. 2K bir video özelliği yok. Gördüğünüz gibi işte HD, Full HD ve 4K şeklinde seçenekler sunulmuş. Kayıt moduyla ilgili dilerseniz burada boyut belirleyebiliyorsunuz. Yavaş hareket şeyi var. İşte normalde hızlı giden bir şeyi daha yavaş gösteriyor. Bu daha fazla frame per second yani saniyedeki kare çekimiyle hareketli. Dilerseniz hızlandırabiliyorsunuz. Yavaşın bir kısmı daha var. MMS sınırı demek. E, mesaj ile atabileceğiniz maksimum boyutta çekiyor Ve normal e, hafıza ne kadarsa o kadar çekiyor Video dengelemesi şeklinde bir özellik var Sesli yakınlaştırma özelliği var zoomlamak için Zamanlayıcı, flash, konum etiketleri bunlara doğrusu anlatmaya çok da artık gerek duymuyorum Sesli kumanda özelliğini hemen buraya yapmışlar Ve kılavuz çizgileri gridlerden bahsediyoruz Bu merkezlemek için ve neyin nerede olduğunu görmek için yapılan ek bir özellik. Dilerseniz buradan da bütün özellikleri sıfırlayabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen şunun ne olduğuna bakalım. Burada netlemeyi otomatik ya da bir şey varsa az evvel bahsettiğimiz bu seçmeli odak özelliğini direkt buradan taşıyabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir güzelliği var. Burada mesela nedir? Flash'ı buraya alıp taşıyabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz daha sonra bu seçmeni oda çıkarıp geri yerine koyabiliyorsunuz. Bu tür kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Ve HDR modu var. HDR demek birkaç tane fotoğrafı aynı anda çekerekten en güzel özelliklerini toplamak anlamına geliyor bunu yani daha dolgun mesela bulutları fotoğraf fotoğraflıyorsanız daha dolgun renklerin daha dolgun olduğu fotoğraflarda kullanılır. Fakat biraz daha yavaş çeker bunu da eklemek isterim. Video çekmek için hemen şuradaki videoya basıyorsunuz. Kaydetmeye başlıyor. Daha sonra yine aynı şekilde isterseniz durdurup sonradan devam ettirebiliyorsunuz ya da direkt videoyu durdurabiliyorsunuz. Bir özellik buradan direkt fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ek modlardan biraz bahsedelim derseniz burada farklı modlar var. Mesela fotoğraf çek, çekerken güler yüzden e, video çekiyorsunuz. Kişi güldüğünde bu fotoğrafı e, çekiyor. İşte çekim dahası vardı. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Drama shot olarak geçiyor daha doğrusu. Siz e, hareket eden bir cismi arka arkaya birleştirerekten o objeden birkaç tane yaratıyor. Panorama özelliğini biliyorsunuz. Sanal tur yeni gelen bir özellik ve oldukça güzel. Belirli bir bölgeyi e, size oluşturuyor ve bunu size bir obje olarak veriyor ve siz bütün odayı görebiliyorsunuz bu şeylerden. Çift kamera özelliği var ve diğer farklı modları dilerseniz hemen şuradan tıklayaraktan indirebiliyorsunuz. Bu da yeni gelmiş ek bir özellik. Genel olarak Samsung Galaxy S5'in kamerasını masa üstünden anlatacağım kısmı bu kadar. Dilerseniz şimdi bir de fotoğraflara bakalım. Genel olarak Samsung Galaxy S5 kamera incelemesi bunlardan ibaret. Oldukça başarılı bir kamera ile birlikte geliyor bunu söyleyebilirim. Ve e, bu performansı oldukça arttırmış. Lütfen burada bulunan beğen ya da beğenme düğmelerini tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Bana herhangi bir sorunuz varsa buradaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. Ve şurada gördüğünüz fotoğrafıma tıklarsanız kanalıma abone olur ve en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak da facebookcom onuralpay.com inceleme adresinden en yeni teknoloji haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.